Geldiğiniz için şunun için teşekkür ediyorum. Demek ki merak ettiniz. Yani demek ki cevaplarınız yok, o yüzden geldiniz. O soruları istiyoruz. Cevaplar varsa da merak yoktur. Merak etmek de bu işin başı. Merak ettiğimiz konular, hoş geldin Kenan Bey. Evet, buyurun. Kenan Bey'e hemen gelir gelmez söyleyelim. Geçen hafta ameliyatı oldu. Başarı şansı %80. Yani %80 başarı olacak, %20 başarısız olacak. Kenan, duyuyor musun? Evet hocam. %20'ye vereceğiz hocam. Beşte bir başarısız olma durumumuz var. Peki, bu beşte bir başarısızlık nedir? Beşte bir başarısızlık şudur. Hedef vereceğiniz kilo diyelim ki 40 kilo. Verdiniz. İyi, hedef güzel, başardık. 30 kilo, evet başardık. 20 kilo, başaramadık. 15 kilo, başaramadık. Ama esas başarısızlık, 30 kilo verdik, yine başaramadık. Niçin başaramadık? Şunlardan dolayı başaramadık. Yeme içme alışkanlıklarımız değiştiremedik. Tutum ve davranışlarımızı değiştiremedik. Yine yanlış besleniyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. Durduk yerde ya sıkıcı bir gün. Hayatta yapacak bir şey de yok. Biraz çikolata yiyeyim. Veyahut da biraz alkol içip hissizleşeyim. Bu stresim var falan gibi. Saçma olduğunu bildiğiniz ama elinizden yapmaktan da uzaklaşamadığınız konuları yapmaya devam etmek. Saçma olduğunu bildiğiniz bir sürü konu olabilir. Durduk yerde yemek yemek bunlardan birisidir. Biz bunlara takıntı diyoruz. Dolayısıyla Kenan Bey geçen hafta ameliyat oldu ama bugün toplantıya geldiği için demek ki başarılı olacak. Kötülükler hep benim başıma gelir, iyilikler başkasının başına gelir. Aslında milattan önce galiba 200'lerde Epiktetus bu işi çok güzel aslında izah etmiş. İnsanın diyor dışından aslında hiçbir kötülük gelmez diyor. Ne varsa içinde vardır diyor. Kendi algılamaları, kendisine ait yanlış düşünceler, kendisine ait aklıyla ilgili vardığı noktalardaki problemler ona kötülük yapar diyor. Aslında bu konuyu şöyle açmak istiyorum. Obezite cerrahisi olduk hepimiz. Aslında bu bir işte mucize. 90'lı yıllarda gastrik bant, kelepçe ameliyatına başladık. Bu hikayeyi çok severim, iyi dinleyin. O sıralarda da kelepçe ameliyatı İstanbul'da yapılıyor. Dünyada da var ama ben bir sıkıntı görüyorum. Yani şu, bir yıl mutlu hastalar, ikinci yıl yoklar, üçüncü yıl yoklar. Tabii o ara takip vesaire, bu işin felsefesini anlamam ne derseniz deyin, bu ameliyatı terk ettik. Daha sonra gastrik bypass'ı kavuşunca 2000'li yıllarda ve gastrik bypass yapmaya başladım. Ha dedim ya bu ameliyatmış. Müthiş bir çözüm. Müthiş. Yani hakikaten bir mucize. Şeker hastası olan şekerden kurtuluyor. Yayınlar öyle. Yaşam süreniz uzuyor. Biliyorsunuz değil mi hepinizin? Yani başarılı olursak yaşam süreniz 10 yıl uzuyor. Bu bir işte mucize. Dünyada şu anda tıp alanında başka bir mucize, ya bu kadar etkin bir mucize yok yaşam süresini uzatma bakımından. İsveç Swedish Obesity Society'nin yayınlarına girerseniz bunu görüyorsunuz. Ama şartları var işte. O şartlar derinlemesine incelendiğinde sorunlar ortaya çıkıyor. Bu yayınlarda mesela 1.000 kişi ameliyat olmuş ama takipte kalan hasta sayısı çok az. Yani %30-40'larda. Cerrahlar zaman içerisinde şunu fark etmişler. Ameliyatlar yapılıyor ama ameliyatlar o kadar yoğun yapılıyor ki geriye kalıp da ya bu hastalar ne oldu diye düşünemiyor. Vakti yok, ekibi yok. İşte bizim şu yapmaya çalıştığımız şeyler her ayın sonunda destek toplantısını yapmamın tek amacı var ve buna gönülden inanmamın tek amacı var. Sizlere sadece korku verebilmek. Bak net söylüyorum yani. Korkutmak bu kadar basit. Yani ne demek korkutmak? Çünkü insan beyni akıl denen şey ya yaşamak için akla gerek yok aslında bak net söyleyeyim. Yaşamak için akla hiç gerek yok. Yani işte doğada görüyorsunuz herkes yaşıyor. Hiç akla gerek yok. Ama iyi yaşamak için, iyi yaşamak için akla gerek var. Bir şeye daha gerek var. Bugüne kadar yaşanmış insanlık tarihinin birikimini okumaya gerek var. Çünkü denenmiş, tecrübe edilmiş. Onları bilmemiz lazım. Onu da bilmek mümkün olmadığına göre ben size bir tecrübe olarak söylüyorum. Diyorum ki bu ameliyatla evet ne kadar başarılı olsak da çok iyi başarılı olmanın şartları var. Bunlardan en önemlisi de işte bu işin sonunda %20 başarısızlık olduğunu bilebilmek.
Falan camiat filan camiat da değişmiyor. Duodenal switch yapıyorsunuz, onda bile başarısızlık oluyor. Çok enteresan. Çok daha enteresan bir şey daha söyleyeyim. Mide kelepçesiyle çok başarılı olan hastalarım var. Hala zayıflar. Bir şey daha söyleyeyim. Hangi hastanın başarılı olacağını önden tahmin etmek çok zor. Yani bakıyorsunuz ki psikolojik açıdan işte psikoloğumuz çalışıyor, biz çalışıyoruz falan. Ya başarısız ol. Hatta geçenlerde Onur sana söyledim galiba değil mi? Sen başarısız olabilirsin falan mı dedim? Bir şey dedim. Ne demiştim hatırlıyor musun? Başarısız olabilirsin dediniz. Çünkü şu anki gidişi kanıp yani bozabileceğimi düşündünüz veya düşündüm. Korku saldınız diye düşündüm. Evet. Sonra %100 başarılı olursun da dediniz. Dedim. Başarısız olmak ne demek yani? Kilo verememek mi? Başarısız olmak ne demek yani? Hiç kilo verememek mi? Çok güzel bir soru. Başarısız olmak ne demek? Başarısız olmak demek ameliyat olup gitmek demek. Ameliyat olup giden kişi de şunlar başına gelir. Bir gün organik beyin sendromu gibi vitaminlerini iyi takip edemezsek, örneğin gastrik bypass olduysa, B1 eksikliğinden bu adam delirdi mi falan denecek bir tabloya girebilirsiniz. İşte ben bu Türkiye'nin kralı olmak istiyorum, bilmem ne falan filan her şeyi söyle. Bu bakarsınız alttan B1 çıkar. İki, kaslarınızı kaybedersiniz. Doktor Belin Hanım burada. Belinci bir gelir misin? Yani doktor hanımla yaşadığımız diyaloğu anlatalım. Başarısız olmak ne demek? Şimdi doktor hanım çok başarılı. Kaç kilo verdi? Ben 1 Ekim'de ameliyat oldum. Ama metabolik sendromum vardı. Çok benim, kilosu yok. 82 kiloyla ameliyata ama girdik. Ama diyabeti vardı. İşte bir sürü metabolik sendromun bütün parametreleri tas tamam yerindeydi yani. Sıkmayalım sizleri. Doktor hanım da inceledi. Ne inceledi? Bütün literatürü inceledi. Ve Amerikan bariatrinin guideline'ına göre Mayıs 2018'de izin verdi Amerikan. Evet. O kadar derinlere inmeyelim. Evet. Çok hakim görüyorsunuz. Ben de hemen derin hocamın doktor bu arada öğretim üyesi. Hocamın yanında buldum kendimi. Çok fazla araştırmaya da gerek duymadım çünkü Ankara Tıp'tan biliyordum hocamın senelerce mide cerrahisiyle uğraştığını. Evet. Ha o da önemli. Tabii ki başarının bir kastı da şu. Hastalar geliyor. Ameliyat olacağım ama korkuyorum. Niye korkuyorsun? İşte hocam kaçak oluyor, ölüm oluyor falan onlardan korkuyorum. Ya korktuğun şey bu mu ya? Ne ki? Ya böyle bir olay yok. İşte kaçak olursa tedavisi var, ölüm çok az anlatıyoruz. Meslek hayatında hiç ölüm olmadı. Kaçaktan kimse sorun yaşamadı diyorum ama esas korkman gereken şey %20 hasta iyi konsantre olamazsan bak kilo alıyor diyorum. Ha hocam o bir şey değil hallederiz. Şimdi Berin'le diyaloğumuz ne? Ben ameliyattan sonra bütün söylenilenlere dikkat etmeye çalıştım ve yaptığıma da inanıyorum. Fakat protein tozlarına gelince iş orada tıkanmaya başladı. Göknel Hanım'ı biraz üzmeye başladım. Ben içemiyorum. Ne yapsak da içsek içemiyorum. Şöyle mi yapsak? Suya mı karıştırsak? Burada duralım. Kaç kişi protein tozunu hiç sevmedi? El kaldırsın. Şu anda ben de aynı tıkanmayı yaşıyorum. İşte ben de. Yani. Farklı bir ürün olarak kullandım hocam ben. Kenan buraya gel. Çok seviyorum Kenan'ı. Teşekkür ederim hocam. Biz de seviyoruz. Şimdi şöyle. Kenan yeni ameliyatı oldu. Ne zaman ameliyatı oldu? 13'ünde hocam. 13 Kasım'da. Evet. Bu farklı ürün arayışları çok tehlikeli olabiliyor. Mayınlı bir saha. Gönderilenlerin %90'ı şişmanlatıcı gıdalar. Buyurun. Ne evet, buldunuz? Hocam. Yok farklı bir ürün buldum. Süt. Sonra Gökten Hanım'ı iki kere ziyaret ettim. Hı. Farklı bir ürün geldiğini söyledi. Onu aldım. Ha burada buldun. Tabii. Ha sorun yok. Bir an korktum. Yok hocam. Yoldan şaşmadım da. Tamam. Çünkü çok dışarıda ürün var ve protein yazınca alıyorsunuz kalori bombardıman. Beğendin o protein tozlarını? Tabii Onur Bey gayet iyi. Bir kendi tanıt istersen de. Şimdi bu protein tozu işini bugün halledeceğiz yani. Halledeceğiz. Evet. Onur ben. Dördüncü ayım olacak iki gün sonra. Kaç kilo verdi? 43 kilo verdi. Evet başarılı. Yani ne başarısı var? Bak şimdi başarılı deyince protein içiyor ondan başarılı. Kilo verdiği için değil. İsterse az versin. Herkes yazıyor WhatsApp grubuna görüyorum. İşte 30 kilo verdim şu o az vermiş. Hiçbir önemi yok ki. Nasıl olsa vereceksiniz 1,5 yıl sonra. Protein tozu ilk 3 ay içen başarılı. 6 ay içen çok başarılı. 1 yıl içen mükemmel. Ben doğru. Suçluluk duyuyorum. Neyden? Mutlu ediyor beni ya. Mutlu olmamam gerekiyor sanki yediğim veya içtiğim bir şeyden hissi var bende. Onu soracaktım az önce de. O beni mutlu ediyor. Yani ben başka bir şey aramıyorum mesela. Ha yemek yemiyorsun. Mesela çikolata seven bir adamım ama
o protein içtiğimde çikolata ihtiyacım tamamen gidiyor. Yani gidiyor. İçemiyorum diyen arkadaşlar o yüzden anlayamıyorum. Mesela. Anlayamıyorsun. Gibi. Şey, çikolata aromalı olanlarda. Çikolata. Ben size dedim ama siz tatlı sevmiyorsunuz. Başka kim sevmiyordu? Eller buradan kalktı. Songül sevmiyor. Celal seviyor. Sevmiyor mu seviyor. Tatlıyı yemememize rağmen o bana çok tatlı geliyor mesela. Çok yenileri var. Tatlılığı azaltıldı. Lale Hanım siz seviyor musunuz? Ben de sevmiyorum ama içiyorum yani zorlayamıyorum. Bir gösterir misin? Ben de şey olanları evet. En son paketli olanları. Ama, ama bunun bu tartışmayı niye açtım biliyor musun? Doktor hanımla şuna düğümlendik. Ne dedim ben size? Takıntı olmuş artık sizde dediniz. Çok kıymetli Ankara'dan değerli psikolog arkadaşımız. Merhaba. Onurcuğum oturabilirsin ya da dur daha iyi. Duralım. O zaman sen de gel istersen toplu görüşme yapıyoruz. Vallahi öyle oldu biraz. Evet. Şunu vereyim sana. Peki. Şöyle bir kendini tanıt önce istersen. Valla ben psikoloğum. İsmim Uğur. Bugün 6. ayım doldu. Ahmet Hocam'ın benim hayatımda şöyle bir önemi var. Benim Profesör Doktor Hakan Türkçapar, benim bilişsel davranışçı terapiler eğitimi aldığım hocam, Ahmet Hocam'ın kardeşidir ve dünyada bu alandaki en iyi isimlerden bir tanesidir. Geçen Hakan Hocam'a da söyledim. Yani iki tane Türkçapar kardeş benim hayatıma öyle bir dokundular ki hani estağfurullah. Gerçekten öyle. Bunu çok içten söylüyorum. Diğer kardeşim yani Hakan bana da dokunuyor. Müthiş iki kitabı var. Evet. Tavsiye ederim okuyun. Çok yani şeydir. Yani okuyun. Birisi depresyon, diğeri bilişsel davranış terapiler. Yani alandaki en önemli kitap diyebiliriz. O yüzden hani çok çok değerli bir hocamızdır. Yani sizden değerli olmasın ama benim mesleki açıdan yeterli. Hayatıma devam çok dokunmuştu. ameliyat olma kararını verirken ben şeyde çok zorlandım. Ya ben psikoloğum. Sonuçta işte psikoloğumuz anlattı. Nerede kaybolmuş o arada Ezgi Hanım? Ezgi şu an bir başka görüşmede. Ezgi evet. Hanım anlattı. Yani bu bir davranış meselesi. Yemek yemek bir davranış meselesi. Bizim davranışlarımız, duygularımız ve düşüncelerimiz de çok ilintili. Benim alanım bu. Bunu ben niye yapamıyorum diye çok takıldım ilk başta. Fakat bunun aslında öyle de olmadığını gördüm. Yani bu mesleki anlamda bu işi biliyor olmanız, belki insanlara yardım edebiliyor olmanız sizin kendi başınıza yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Geçen bir kongrede, bir obezite workshop'ına katıldım. Psikiyatri kongresinde. Hem diyetisyen hem psikolog olup tüp mideli olan birisi vardı. Bir meslektaşımız vardı. Yani hani o, senin gibi. O, evet yani o noktada artık şeydi. Efendim? Diyetisyen de olarak bir kademe daha üstüydü. Bir kademe daha üstüydü yani. Aslında diyetisyenlik eğitimi de vardı. Dolayısıyla hani benim için hikaye böyle zordu. Onun dışında kafamıza bir şey takılıyor. Ben bunu sevmeyeceğim ve ben bunu içmiyorum. Yani birisi takıntı, birisi zorlantı olmuş oluyor. Bu noktada aslında yine o düşünceye odaklanma. Ezgi Hanım'ın anlattığı şey çok değerliydi. Düşünceye odaklanıp ben burada neyi düşünüyorum? Yani ben bunu sevmeyeceğim. Ben bunu sevmezsem ne olur? İşte bundan keyif almam. Peki ben bunu keyif almak için mi içiyorum? Gibi düşüncemizi daha mantıklı hale getirerek aslında bundan kurtulabiliriz. En kritik nokta onun için de ne düşündüğümüzü iyi anlamamız lazım. Yani sadece davranışta takılı kalmadan düşüncemize odaklanıp nasıl düşündüğümüzü ve düşüncemizde bir hata var mı yok mu onu anlamamız çok iyi bir çözüm olabilir burada. Peki sen psikolog olarak kaçıncı ayındasın? 6. 6. ayındasın. psikolog olmanın avantajlarını kullandım diyebiliyor musun? Örnek ameliyat sana diyetten farklı olarak ne kazandırdı da? Yani daha doğrusu psikolog olarak şunu yaşadın mı? Ya ameliyat olmasam iyiymiş aslında. Çok da bir şey fark etmiyor mu diyorsun yoksa iyi mi olmuş diyorsun? Kesinlikle hayatımda verdiğim en iyi kararlardan bir tanesiydi. Niye? Çünkü bu yola çıkarken bu bir kafa değişikliği. Bunu zaten ilk günden beri herkese söylüyorsunuz. Bu bir kafa değişikliği ama buna başlamak zor. O kararı vermek zor. Bu o işi çok kolaylaştırıyor. Yani zemin oluşturuyor ama hani şunu da biliyoruz. O zeminde nasıl yürüyeceğiniz tamamen size kalmış bir şey. Yani siz eğer mucize güzel bir tanım, bu mucizeyi yakalamışsanız, hani o mucizeyle nasıl yaşayacağınız size kalıyor. Siz eğer devam edebiliyorsanız, onu sürdürüyorsunuz, gerekliliklerini yapabiliyorsanız, herhalde mucize olarak kalmaya devam eder. O benim için öyle bir zemin oluşturdu. Psikolog olmanın bir faydası oldu mu? Benim de dönem dönem yeme davranışıyla ilgili baltalayıcı düşüncelerim oluyor. Her yemek yeme isteği geldiğinde kendimize ben şu anda aklımdan ne geçiriyorum sorusunu sormak çok kritik. Bir daha söyler misin? Ben kendi üzerime şey yapmışım. Şimdi geçen gün masaya oturdum. Masada 4 tane yemek var. Evet. Dedim ya hani bu işi bilmesem ben de hani bir obez olurum.
hissediyorum yani. Hı hı. Ve şunu geçirdim. Ya bir diyete başladık. Tam 2 aydır da diyet yapıyorum. Hedefim 90'dan 86'ya inmek. 4 kilo için mücadele ediyorum. Abartmıyorum. Heh. Çok ihtiyacım olmadığı için gevşeyim. Ama hı hı. ciddi uğraşıyorum. Çünkü zor bir hı hı. konu olduğunu söyleyebilirim. Bakın 4 kilo için verdiğim mücadele. Hı hı. Ama şunu geçirdim. Ya bir haftadır emek veriyorum, ona yazık çok olur güzel. Dedim. Bıraktım. Bu doğru mu? Tam olarak söylemeye çalıştığım evet. buydu. Yani mesela bir şey oluyor. Benim en sık yaşadığım şeyi söyleyeyim. Ben doymayacağım düşüncesi geçiyor benim aklımdan. Özellikle dışarıda bir yerde yemeğe oturduğunuz anda benim karnım doymayacak düşüncesi geçiyor. Ve o zaman işte porsiyonunuzu ona göre söylüyorsunuz. Zaten dışarıda yemek yemeyi biliyorsunuz. Çok büyük bir eziyet artık. Hani porsiyonlar büyük maalesef. Karşıdaki hani, çok büyük almış. Anormal geliyor. Evet o çok şey geliyor. Tuhaf evet. geliyor. Orada mesela hemen bunun yerine bu baltalayıcı bir düşünce. Çünkü daha çok istiyorsunuz. Yani biraz ondan bir özellikle hani yanılıp da açık büfe olan bir yere gittiyseniz. Özellikle pardon araya gireyim. Ya. Tabii çok tabii. önemli bir cümle unuturum bazen. Normal olan sizsiniz aslında. İnsan tanımına göre. Ha dersiniz ki niye biz daha önce insan değil miydik? İki tabak yiyorduk bir tabak değil. O sizin ilk çağlardaki Homo sapiens'ten sonraki yaklaşık 150 bin yılki davranışınız için hmm. yaratılmış mideniz. O mide hala duruyor. Evrim o kadar hızlı gelişmiyor. Şimdi evrim falan deyince biraz farklı konulara sapıyoruz ama bu mide çok büyük şu an için. O bakımdan o porsiyon doğru yani. Yediğiniz evet. porsiyon doğru. Çünkü günde 3 defa yiyebiliyorsunuz. Eskiden haftada 3 gün yiyordunuz. Şimdi bu bilgi bizim beynimize geldiği an itibariyle artık biz bunun farkındayız. Bu bilgiyi biliyoruz. İşte ben bununla doymam düşüncesinin yerine aslında benim midem şu anda olması gerektiği gibi. Hani eski midem benim evrimden sonra ihtiyacım olmayan kısmı da içeriyordu. Hı-hı. Düşüncesini koyduğunuz anda o zaman davranışınız biraz daha kontrol altına girmiş yani oluyor. Yani oturduğumuz zaman normaldir bu. Evet. Ya da ne bileyim işte ben bunu yiyince çok keyif alacağım. Bu da çok baltalayıcı düşüncelerden, sık gördüğümüz düşüncelerden bir tanesi. O anda da benim onun yerine koyduğum düşünce şu. Evet ben bunu yersem çok keyif alacağım. Bunu biliyorum. Ama yemediğim zaman ameliyatım başarılı olacak ve daha fazla keyif alacağım. Yani yerine hep bir alternatif düşünce üretmek. Aklınıza gelen düşüncenin farkı. O yüzden farkında olmadan yemek yememek belki de en önemli noktalardan bir tanesi. Farkında olmadan evet. O çok ben böyle aldım biraz uzattım ama kusura bakmayın. Her zaman yakalayamıyoruz. Bir ama her ay bekleriz. Çok geleceğim sevdim var. Gayet keyifli yani. Bir de soru bu, alalım istersen sen düşün. Aha. Soru var mı Uğur Bey'e? Ben bir soru soracağım tamam. olursa. Var mı? Yok. Çevrenizde yani sizde bir sürü çevrenizde insan hı. vardır. Daha önceden şöyle oluyor mu? Ya Uğur sen de böyle devamlı yıllardır diyet yapıyorsun ama ya ne şey adammışsın ne derler hani boğazın işte tutamamışsın. Evet. Onlardan mahcup olanlar var mı? Bir de seni görünce ya ne kötü olmuşsun Uğur eskiden daha iyiydin diyenler var mı? Ya çok çok enteresan. Bak, şunu çok bu Türkiye'de yaşamanın bedelidir bak şimdi. Çok ilginç gerçekten çok ilginç çok şey bir soru hiç beklemediğim yerden gelen bir soru. Şimdi şöyle bir kere ikinci sorudan başlayayım. Şunu çok duyuyorum ben. Ameliyat olup çok çöken insanlar var. Sen çökmedin diyorlar bana. Bu laf çok önemli. Mesela, çökmüşsün ya diyor mesela. Evet yani bu çok evet. Ve yani güzel olan şey şimdi ben bakıyorum hani herkes burada ameliyat oluyor. Öyle çöken biri de yok. Yani hani bilmiyorum o sizinle ilgili bir şey mi ama ne yapıyorsunuz siz ameliyatta? Galiba yani proteinle ilgili muhtemelen. Kesinlikle. Sizin bizim protein içmemizi bu kadar zorluyor olmanızla ilgili olabilir. Belki eğer proteinle bu kadar bağlantılıysa. Yeter daha belki fazla vermedi yani. Yok ben öyle... Ben etrafımda çok oluyor ya. Yani ne? Daha fazla verme böyle kal falan. Evet. Aman dur. Ha evet şimdi söyleyince daha bir canlandı. Evet ama doğru. Ama fazla verme. Bugün Songül diyordu. Ben şu an söyleyeyim artık zaten. 126 kiloyla buraya gel. Buraya gel. Halkayı genişletelim. Herkes buraya dizilir ama oluyorsa. Herkes buraya gelecek son dönemde. Hadi mikrofon açısından. Sen Uğur'un yanına gel. Merhaba Songül ben. 7 ay oldu bende ameliyat olalı. 126 kiloyla ameliyata girdim. Hayatımda ben 75'in önceki üstüne çıkmış. Önceki resmini koyar mısın? Yapmayalım öyle bir şey hocam. Yapacağım. Milletin gözüne. Yazık günah.
Bir de şu var. Eskisi gibi kapatamıyorum. Hemen söyleyeyim de ameliyatı saklayan, ameliyat olmadım diyenlerin hepsi stresiyle beraber bir yaşantıya giriyor. Gerek yok buna. Hiç bakın yapmıyorum. Ne söylüyorum. Üç türlü stres yaşarsınız. Saklama stresi çok kötüdür. Yani tabii ki beyan edip bütün demeç verip basın toplantısı yapıyorum. Yarın ameliyat olduğumu ilan edeceğime de gerek yok ama öbür türlü yaşadığınız stres sizi başka sorunlar doğurur. Onu bir toplantı konusu yapacağım. Neyse. Bana sordu zaten herkes. Aa nasıl verdin azmini hayran dedim. Ortada azim mazim yok. Gittim bıçak altına yattım. Ameliyat oldum geldim. Bunu direkt söyledim. Hiç azim saklamadım. Azim değil de nasıl korkmadın cesaret ettin? Evet yani başta evet ameliyatın verdiği bir şey var. Sonrası bana kalıyor. İşte eskiden herkes bana şey diyordu. Çok güzelsin ama kilolusun. İşte şöylesin kilolusun. Sonra ameliyat oldum. Kilo verdim. Şu an 84 kilo falanım. Aa işte yüzün kırıştı, çöktün, şey yaptın falan filan böyle. Sürekli bir negatifler bana diyorlar ki çok güzel biri olduğuma inanıyor, çok güzel biri olduğuma inanıyorum falan. Ondan sonra işte şey dedim, eskiden bana çok kilolu diyen arkadaşlarım diyor bunu ve şu an böyle kal diyorlar. Mesela ben sinir krizi geçiriyorum. Diyorum ki hani küfürlü itfat gibi bir şey, hani zayıflamışsın. Ama çökmüşsün. Psikologumuz ne diyor bu durumda? Bundan nasıl kurtulacağız? Şu var yani işte yaşam süremiz 10 mesela bana böyle kal diyorlar. Şu an eskiden... Kendini iyi hissediyorsun değil mi? Daha 80 kiloluyum şu an mesela. 84 kiloluyum. Ben kendimi hala kilolu hissediyorum. Alışmaları gerekecek. Yani bir seçenek arkadaşlarınızı değiştirebilirsiniz. Yeni arkadaşlar edebilirsiniz. Ben eskiden bana dediler ki zayıflayınca her şeyiniz çok değişecek. Çevreniz, düşünceleriniz inanmıyordum ama ben en başta çevremi değiştirmekle başlayacağım işe. Ha, bu şakaydı. Ciddi değil. Yok, ciddi ben ciddiye aldım. Ama ben buraya bir şey ekleyebilir miyim? Benim çok sevdiğim, çok yakın bir abim var. O da yıllardır böyle kiloludur. Bir Ocak ayında işte Ankara'da bir restoranın terasında biz böyle bir taraftan sosislerimizi yiyoruz, bir taraftan biralarımızı içiyoruz. Sonra abi ameliyat mı olsak falan diye öyle bir konuştuk. Sonra ben birkaç ay sonra karar verip ameliyat oldum. Benden hemen sonra da onu ameliyat olmaya ikna ettim. Beraber ameliyat olduk ve şimdi daha iyi sosyalleşiyoruz, daha kaliteli sosyalleşiyoruz. Lütfen. Bu az önce de aklıma geldi, bunu paylaşmak istedim. O en son katıldığım kongrede bir mindful nasıl diye bir kavram var. Bir şekilde duymuşuzdur hepimiz herhalde. Yani yaptığımız her şeyi farkında olarak yapmak ya da anda kalmak gibi tanımlanıyor. Bu yemek yeme davranışında da çok güzel çalışan bir yöntem. Yani Ezgen yaptırmış mıydı bu üzüm egzersizi yaptırmıştı galiba değil mi? Üzümü hatırlayamadım ama. Muhtemelen yaptırır onu daha sonrasında da. Son dönemde şuna başladım. Müthiş faydasını gördüm. Herhangi bir yemeği yerken o yemeği bitirdikten sonra sanki o yemeği pişirecekmişim gibi yiyorum. Yani ne var içinde, ne koymuşlar, baharatı ne? Sadece yemeğe odaklanıyorum. Böylelikle zihnimde başka düşünce olmuyor. Çünkü biz genelde ne yapıyoruz? Sabah kalkıyoruz. Kalkarken ne giyeceğimizi düşünüyoruz. Giyinirken ne yiyeceğimizi düşünüyoruz. Yemek yerken yolu düşünüyoruz, işi düşünüyoruz. Dolayısıyla yaptığımız şeyin farkına varmayıp fazlaca yapıyoruz. Yani kafamızda başka şey varken daha çok yemek yiyoruz. Onu engellemek için sanki o yemeği birazdan pişirecekmişsiniz gibi, içine ne koymuşlar, bunun tadı nasıl diye düşünerek yerseniz çok daha böyle farkında yemeye başlıyorsunuz. Benim için çok iyi bir çözüm oldu bu ve her gün böyle her öğünü bir dakika uzatarak yemeye başladım. Şu anda böyle 15-16 dakikalara falan uzadı. Biraz daha uzatmaya çalışıyorum. Uğur, bu toplantı yaradı mı sana psikolog olarak yoksa? Çünkü kesinlikle şu an çok motive etti beni yani. Çok motive etti. Buna gelinmesi gerekiyormuş. Yani ben buna şunu demek istiyorum. Motivasyon yani unutmak. Şimdi buradan çıktığımız zaman %25'i kalacak aklınızda bir gün sonra. Yani bir ay sonunda da sıfırı kalacak. O motivasyon çok önemli. Tekrar konsantre olmak önemli.